Yaka Kanyonu ve Dede Göl dağları sahasındaki muhteşem doğa güzelliği karşısında söyleyecek bir kelime bulamıyoruz. Sadece, "Hey, bu da ne böyle? Bu bir başka dünya mıdır?" diyebiliyoruz ancak. Muhteşem doğa tüm benliğimizi derinden sarıyor. Hiçbir boşluk bırakmamacası. Artık başka bir şey göremiyor, başka bir şeye bakamıyor, başka bir şey düşünemiyoruz gibi hissediyoruz kendimizi. İşte burası Dede Göl Dağları ve Yaka Kanyonu doğa sahasıdır. Dede Göl Dağları, Toros Dağları ailesinden Isparta'nın Eğirdir, Aksu ilçeleri sınırları içerisinde yer alıyor. Anamas Dağları olarak da adlandırılıyor. Kanyon geçişimizi tamamladıktan ve yükseğe tırmandıktan sonra gri renkli dağların yaz sıcağının ortasında bile tepesinde beyaz kar sahası gördük. Zirve yüksekliği 2998 metre olan Dede Göl Dağı'nın muhteşem doğasının sevdalısı oldukça fazladır. Tıpkı bizim gibi. Kanyonun asıl özelliğini gösteren 1,5-2 metre genişliğindeki ana tünele giriyoruz. Burada çoğunlukla gökyüzü görülmez veya çok az görülür. Açık alanlardan sızan güneş ışığı muhteşem yapıdaki kaya duvarları aydınlatıyor. Duvarlardaki floral bitki sistemleri, yosunlar çok değişik renk yansımaları sunuyor. Kimi yerde kaya duvarlar parlak gri ve gümüşü renklere bürünüyor. Kimi yerde ise altın rengine. Kanyonun bu tünel bölümünde yürümeye ve geçmeye devam ederken her an ölümle burun burunayız. Çünkü yukarıdan geçen orman yolu hemen üstümüzde yüksek sarp kayalıkların kıyısından geçiyor. Buradan geçenlerin fırlatacağı en ufak bir taş bile fizik kanunlarına göre hareket edeceği için bizlere isabet etmesi halinde kask olsa bile bizi yere yapıştıracağı kesindir. Sadece bu da değil. Çok dar olan bu tünel sahada yüksek sesle konuşmak da büyük tehlike doğurur. Sesin yaratacağı titreşim, yukarılarda çoğunlukla başkalaşıma uğrayan çürük kayaların yerinden oynaması ve harekete geçmesine yol açacak, hızla kafalarımıza çarpacak ve yere yapışmamıza neden olabilecektir. Bu da ölüm demektir. İşte tünele girerken yüksek sesle konuşmamak, olduğunca duvarın dibinden içeriden yürümek en sağlıklı yoldur. Bu kurallara dikkat ederek ekip ruhu ile tünelden çıkışa doğru ilerledik. Yetersiz de olsa güneş ışığı, yukarıdan 1 veya 2 metrelik genişliğe sahip derin yarığa 90 dereceden düşüyor. İşte bu ışık zamanında muhteşem çekimler yapıyor. Hem de ne muhteşem. Nasıl mı diyeceğinizi duyar gibiyim. Öncelikle güneş ışığının düştüğü bu zamanı yakalamak elzem. Yukarıdan gelen ışık doğrudan tabana iner, tabandan akan su yansıyan ışığı alır, soğurur ve farklı açılardan her tarafa saçar. İşte en güzel doğa özelliklerini yansıtan görüntüleri artık doyumsuzca ve açgözlülükle kayda almanın zamanıdır. Çünkü buradaki ışık zamanı çok kısa ömürlüdür. Bir süre sonra her şey koyu griye dönüyor. Yukarıdan gelen güneş ışığı, tabandaki akan su tarafından işlemden geçirilmiş, muhteşem renk harmonileri ve kombinasyonları sert kaya duvarları renkten renge bürümüş,
yeşilin ve gümüşün tonlarına kadar bir seremoni sunar. Kanyon, sarp duvarlarındaki kayalarda hayat bulmuş yeşil bitkiler ise bu kısa zaman aralığında bir ertesi güne kadar olan ışık ihtiyacını giderir. Güneş ışığı iyice içerilere sokulmuş, çıkıntılı kaya duvarları aydınlatma zamanına girdiğinde kayanın rengi olağanüstü farklılaşıyor. Ekip arkadaşlarım doya doya seyrediyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Kameramı yukarıya çeviriyorum. Yukarıya zoom yaptığımda doğanın en mükemmel yeşilini aşağıdan seyretmek ve kayda almak başka bir duygu oluyor. Kanyon, tünel alanında su içinden yürürken, içimizi kaplayan o muhteşem ürperti, bizleri hayal alemine götürdüğü kadar korku da sarmıyor değil. Yağışlı zamanda burada olduğumu düşündüğümde ise, suyun yükselmesi ve debisinin hızı karşısında nelerin olabileceğini düşündüğümde, neredeyse donup kalıyorum. İşte hayal alemi denilen şey budur. Bu tünelde özgür düşünmenin sınırı yok. Düşün düşünebildiğin kadar. Ama asla gecikme ve yürümeye devam et. Altın kural olan molayı bir dakikadan fazla tutma. Tünel tabanındaki kısmen genişlemiş sahadaki yukarıdan düşen büyük kayaları gördüğümüzde sessiz olmanın ve kurallara uymanın ne denli önemli olduğunu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ekip arkadaşlarımın çantalarını kafalarının üstünde taşıması ve düşecek kayalardan korunması ne kadar koruyucu olur düşüncesi, fizik yasalarının kuralları bağlamında düşündüğümüzde sıfır gibi etkisiz eleman olduğunu düşünüyorum. Ama olsun varsın, bu da bir görsel güzellik ve o anda geriden arkadaşlarımı başlarında çantalarını taşırken görüntülediğimde hınzırca sırıtıyor ve keyif alıyordum. Ne de olsa kendilerince korunuyorlardı. Elbette ekip arkadaşlarım da bu tehlikenin farkındadır ve çantaları kafalarında taşımanın fizik yasaları karşısındaki durumunu biliyorlar. Biraz daha olsun seyirciyi bilinçlendirme ve neşelendirmek istedim. Dedegöl dağlarının oluşturduğu Yaka Kanyonu, Beyşehir Gölü'ne bakan ve kuzeyinde bulunan tüm arazi sahaları, birinci zamandan üçüncü zamana kadar değişen çeşitli kayaç topluluklarını kapsayan bir alanda yer almaktadır. Kuzeydoğu kesiminde kuzeybatı, güneydoğu yayılımlı birinci zamana ait şistler bulunmaktadır. Metamorfitler, yörenin Beyşehir Gölü'ne doğru olan orta kesimlerde aynı doğrultuda uzanan ofiolitik kayaçlarla birlikte temelde bulunmaktadır. Üçüncü zaman karbonat kayaçları yöredeki topografik yükselimleri oluşturmaktadır. İlçenin kuzey kesiminde bulunan ovalarda oluşan dördüncü zaman alüvyonları yörenin genç kayaç örtüleridir. Bu sahalar özelliğinde İçerisinde birinci zaman yaşlı bloklarının da yer aldığı ikinci zamana ait ofiolitik kayaç kütleleriyle Kretase yaşlı kalın karbonat istifleri geniş alanlarda yayılım gösterirler.